Ergün diler, Fransız Tüneli Fransa Devlet Başkanı'nın SDG, PYD, YPG'ye sahip çıkması bizi şaşırttı. Ankara bu derecede ileri bir hamle beklemiyordu. Arada çok iyi giden bir ritim vardı. Macron bunu bozdu. SDG'yi sarayında ağırladı. Aslında şaşılacak bir şey yoktu. Fransızlar çok öteden beri PKK ile yan yanaydı. Bu kartı kullanmak niyetleri hep vardı. Bayan Mitterrand'ı hatırlayın. Kürtleri sevdikleri için değil çıkarları için gelirlerdi. Barzani'nin referandum gecesini hatırlayın. Etrafında ünlü Fransızlar vardı. Hemen arkasında sırtını sıvazlıyorlardı. Bu böyleydi. Yeni olan bir şey yoktu. Sadece paylaşım büyük bir hızla tamamlanmak isteniyordu. Açalım biraz daha. Çok kez yazdık. Amerika Birleşik Devletleri içinde bir kavga var. İçlerindeki denge en hassas dönemden geçmekte. Bu olurken süper güç tanımından uzak kalmamak için de hamle yapabilmekteler. İçlerindeki kavganın nedeni kendileriyle ilgili gibi görünse de asıl merkez Orta Doğu, Afrika, Akdeniz'dir. Buralarda kim hangi gücü elinde bulunduracaktı? Kavganın nedeni buydu. Yani iki Washington'ın karşı karşıya gelmesi de yeni dünya düzeni için Orta Doğu, Afrika, Asya ve Akdeniz'deki anlaşmazlıktı. Buralarda son nokta konulamadığı için tansiyon yükseliyordu. Washington'ın yerleşik düzenini temsil eden silah lobisi Pentagon'la birlikte tek söz sahibi olmak istedi. Ancak Londra akımı da Amerika'da hep büyük güç olarak kaldığı için çatışma başladı. Çünkü Londra Amerika'daki gücünü sadece lobilerden almıyordu. Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki gücü Washington'a entegre ediyordu. Beyaz Saray'a güç naklediyordu yani. Ayrıca bu üç bölgedeki güç Londra'ya Avrupa'nın anahtarını sunuyordu. Donald Trump Hillary'yi geçerek Beyaz Saray'a geldi oturdu. Geride kalan bir yılda sözünü ettiğimiz kavgayla geçti. Ancak ne Pentagon ne de Londra zafer elde edebildi. İbre iki güçten birine kaymayınca doğal olarak anlaşma zorunluluk oldu. Silah lobisiyle yani Pentagon'la Londra Akdeniz konusunda anlaştı. Geçen günde yazmaya çalıştığım gibi bu anlaşmanın gereği olarak Fransa'nın Kuzey Afrika'dan gönderilmesi gerekiyordu. Kavga eden iki güç bu konuda anlaştı ve Fransa'yı dışladılar. Paris'in yapacak çok şeyi yoktu. Dikkatlice baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin Akdeniz'i baştan başa çevrelediğini görürüz. Fransa tabii koşa koşa kapıya gitmedi. Afrika'nın orta kesimini bırakmamak şartıyla boyun eğdi. Şartlar olgunlaşınca Kuzey Afrika'dan çıkmaya başladı. Çıktı ama ne yapacaktı? İşte tam bu evrede SDG devreye girdi. SDG'nin Fransa kontrolünde olduğunu anlatmıştık. Güçlüydüler. Tekrar kontrol Fransa'ya geçti. SDG'den önce buradaki kontrolü tamamen ele almadan Fransa Afrika'da kalmak için girişimlerde bulundu. İşte o anlarda Amerika gücünü gösterdi. SDG defalarca Amerika uçakları tarafından bombalandı. Her defasında pardon denildi. Mesaj açıktı. Afrika'dan çık. Terör olaylarını saymıyorum bile. Her saldırıdan sonra yanlışlıkla vurduk açıklamasını yapan Pentagon gücünü Fransa üzerinde gösterdi. Aynı güç gösterisini aynı günlerde Rusya üzerinde de yapan Amerika bunun karşılığında Kuzey Afrika'nın tapusunu aldı. Şimdi herkesin merak ettiği bir soru var. Pentagon Suriye'den çıkacak mı? Buna herkes değişik cevaplar verebilir ama Amerika'nın buralardan gitmesi uzun yıllar işlettiği planları çöpe atması demektir ki bu zor. Amerika şekil değiştirse de kimlik değiştirse de buralardan çıkmaz. Siz Amerika Başkanı Trump acil şekilde boşaltacağız açıklamasıyla cevap verebilirsiniz. Haklısınız da. Göreceksiniz böyle bir şey olmayacak. Çıkmayı bırakın aksine işler yapacaklar. Amerika Akdeniz'i çevrelerken Suriye'den çıkar mı sorusunun cevabı çıkar değil çünkü. Amerika şimdi Rusya'nın üstlerinin bulunduğu Tartus ve çevresini tamamen Akdeniz'e entegre etmek için adımlarını atacak. Amerika ve İngiltere'nin yaptığı anlaşmadan sonra Rusya'ya karşı başlatılan diplomatik operasyonların merkezinde bu plan da var. İşaretlere bakılınca büyük anlaşma gereği Rusya çok yalnız bırakılacak öyle yalnız kalacaklar ki Tartus'u, Suriye'yi düşünecek zamanları ve güçleri kalmayacak. Tartus da Amerika'ya direnmek isterse Rusya ağır bir bedel öder. Bunu Kremlin'deki tüm stratejik güçler de biliyor, Putin de. İşler içten içe çok karışık. Dönelim Macron'a. Yaptığı SDG-YPG çıkışına. Fransa'nın SDG üzerinden Suriye'de kazancı ne olacak? Doğru soru bu. Öncelikli olarak yeni İpek yolunda bir durağın sahibi haline gelecekler. Ardından bölge petrolünün dolaşımından alacağı payda Fransa için önemli. Suriye'de Fransa'nın bulunacağı noktalar petrol sevkiyatı için önemli. Günlerdir yazmaya çalıştığım ajan Sergi Skripal'ın zehirlenmesi operasyonuna bakın. Fransa, Skripal'ın suikastinden hemen sonra Amerika ve İngiltere ile birlikte ortak açıklama yaptı. Bu çok önemliydi, unutulmamalı. Aynı şekilde Paris'in Moskova'dan diplomatlarını çağırması, Rus diplomatların Fransa'dan gönderilmesi için adımlar atması Moskova için iyi sinyaller değildi. Fransa iki aydır Sputnik ve Rusya Today'in resmi etkinliklere ilişkin tüm akreditasyon başvurularını reddetti. Rusların tepkileri üzerine Sputnik ve Rusya Today'in hiçbir yetkilisini almak zorunda değiliz dedi. Net. Ayrıca Fransa'daki birçok Rus şirketi mercek altına alındı. Resmi açıklama yapılmasa da soruşturmalar açılmak üzere eli kulağında yani. Fransa, Amerika ve İngiltere'nin Suriye teklifini kabul edip Kuzey Afrika'dan çıkarken aslında büyük bir kumar oynadı. Çünkü Suriye gelecekte beklenilen ticaret merkez yollarından biri olmazsa büyük bir kayıp yaşayacak elbette Afrika'daki gücünü de kaybetmemesi anlaşmanın Fransa için tek önemli maddesiydi. Şunu da unutmamak gerekir ki Kuzey Afrika bugün Akdeniz sayesinde çok büyük stratejik bir nokta. Amerika Kuzey Afrika'da sevilmiyor. Bu gerçek. Hatta nefret derecesinde tepki var. Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Washington'la hiçbir ortaklığa yanaşmadı. Sadece Mısır Amerika ile ortaklığı kabul etti. Yeni dönemde Fas, Cezayir, Tunus ve Libya Amerikan operasyonlarıyla karşı karşıya kalacak. Hemen akıllara askeri operasyon gelmemeli. Sadece Libya için bu seçenek masada. Zaten vurmaya başladılar bile. Kuzey Afrika için Amerika modeli tasarlandı. Şimdi bu elbiseyi buralara giydirmek için çalışacaklar. Mesela Akdeniz çünkü Peki Fransa'nın hamlesi canımızı sıkar mı? Evet. Peki Fransızlar canımızı yakabilir mi? Hayır. Afrin'deki tünelleri gördük. Mehmetçik tünel dinlemedi, bastı, geçti. Bütün hikaye bize Akdeniz'den uzak tutmak. Öyle bir şeye kimsenin gücü yetmez. Yetmeyeceğini biliyorlar. Hem koca bir sınırımız var, hem Kıbrıs'ımız. Ne diyorduk? Biz olmadan olmaz. Hadi biz siz oyun kurabilen varsa kursun da görelim. Ama sonları tünelde bitmesin. Kurdukları tünellerde boğuldular da. Unutmayın, Türksüz buralarda oyun kurulamaz. Eskiden belki, şimdi asla. Not, Rusya bütün batılı diplomatları kovma kararı aldı. Savaş büyüyor. Ergündiler, takvim.